Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda geçen hafta size söz vermiş olduğumuz gibi şu çakma iPhone 11'in içini açacağız. Özellikle şu 3 kamera kısmındaki teşkilatı size göstereceğiz. Ne bekliyorsun Çağdaş? Oradan 3 kamera çıkmasını mı bekliyorsun? Yok abi, ben beklemiyorum. Çıkarsa yalnız bayağı çok şey olur. Çok şey olur çünkü biraz yüksek kalite bir replika bu anladığım kadarıyla. Aynen, normallerden biraz farklıydı. Koy hocam şuraya. Şu an telefonumuz açık. Ekipmanlarımız koy da hocam arkadaşlar. Şuraya. Orada batarya vardı. Batarya. Gerçi çakma telefon neresinde olduğu belli olmaz. Yani şu en üste bile koymuş olabilirler. Aynen, yatay bir şekilde. Şimdi arkadaşlar ekipmanlarımız standart. İşte bir imdat çekici olsun. İşte bu işlerde çok lazım olan bir balta. Bir de yine telefonun batarya kısmında işimize yarayacak olan bizim özel getirdiğimiz iPhone tornavidası. Tornavida mı? Rambo bıçağı oğlum. Şimdi arkadaşlar isterseniz gelin organizasyona başlayalım. Şunun bir içini açalım bakalım bizi neler karşılayacak. Şimdi bu sefer düzgün şöyle ince ince yavaş yavaş mı girsek diye düşünüyorum. Bak hazır elimizde tornavida da var. Ben hazır değilim onu. Sen bir uğraş bakayım sonra ben bıçağımla geleceğim. Bakayım. Ana açıyorum lan. Allah Allah. Ne olmasını bekliyorduysam yani. Elindeki tornavida olmasın. Çakma telefonun vidasını bile çakmışlar. Hocam şimdi onları söktüm de sıra nerede acaba? Nasıl çıkaracağız oğlum bunu? Sen söktün bunun arkasını. Oy. Şarj soketinden sokacağım bunu. Allah ne verdiyse. Allah bu gitti. Gel gel. Bunu sen istedin. Çakma iPhone. Abi şimdi bunun mantıken. Aman ellere dikkat edelim. Ben atıyorum. Aha bak şu gördün. Aa geldi. O pili mi alacağız içine? Bir dakika. Ne yapacağız? Bir dakika. Dur hocam. Var mı? Dur pilin yerini tespit ediyorum. Edemedim. Şurada senin elinin arkasına geliyor. Hah. Ayda bu elimizde kalacak ya. Oğlum şurası çıkması lazımken ekran çıktı bak. Görüyor musun? Canımız sağ olsun ya. Hah. Bebek gibi. Bak o ayna. Aynen yine senin ayna çıktı. Şimdi açılır mı acaba? Bunun pille bağlantısı. Gerçi bunun ekranla bağlantısı mı gitti? Ekran bağlantısı gitti. Abi şimdi. Power tuşunu da yok ettik şu an. Oho biz telefonu bozalı. 5 dakika oldu zaten arkadaşlar. Şimdi şunu bir açalım abi. Şunu şöyle bir alıyorum. Ya benim derdim şu pilden kurtulmak ya. Cart diye açıveriyorum. Zart diye söküveriyorum. Bu hocam, arkadaşlar telefonun kondansatör bağlantısı. Kondansatör. Şunu merak ediyorum. İmdat acaba çekici. Bu bunu kırar mı? Deneyelim mi? Deneyelim. Bak. Güzel. Önden kıramazsanız arkadan kırın çok, arkadaşlar. Çok güzel bir kırık oldu ya. Al hocam bir tane de sen aç. Çizilmiyor birader ekranı. Bu nasıl çakma mı değil mi ben tam anlayamadım ya. Bazı yerleri sağlam bazı yerleri değil. Bataryası bu değil mi bunun? Şimdi hocam. O bataryayı bir nazik sökersen sevinirim. Tabii hemen. Bu ne abi ne çok kağıt var bunun hocam, içinde ya. Dur öyle oğlum bak. Oğlum öyle sen daha öğrenemedin yani. Sivri şeylerle şuna girmemen gerektiğini. Burada farklı vida tipleri var. Getir hepsini açacağım. Al. Yalnız içini bayağı nizami toplamışlar. Yalnız bir şey diyeceğim bunun da bataryasına herhangi bir sertifika yok arkadaşlar. Demek ki replikaların gene tabii nasıl alsın ki abi adam bu ürüne? Yani. Merhaba ben iPhone 11'in çakmasını üretiyorum. Sertifika rica edebilir miyim? Müsaitseniz bataryama bir sertifika verebilir misiniz? Ama yani bu kadar çakan adam şunun üzerine çakma olsa bir sertifika yaz. Belki cezası de çok onun. Muhtemelen. Değil mi? Bunun üretmenin cezası yok. Daha az. Kanka aman ha bak o bataryaya bastırma. Gözün seveyim. Çok korkuyorum abi ya. Abi çok tehlikeli bir şey yapıyorsun tamam, zaten yapmıyorum. Şu an aynen. Bak buldum. Şuradan gir hocam bak şuradan. Evet buradan girdim. Oğlum bu ne lan? Dökme iPhone bu. Çelik. Ulan ilk defa bir çakma telefonu bu kadar nazik davranıyor. O da sağlam çıktı yalnız. Aynen ya. Aha arka kapağını açtım. Hah. Oo. Ah pilin bağlantısını sök. Dur. Dur Çağdaş. Onu sökünce de şişebilir bu arada biliyorsun değil mi? Transan neydi? Ondan dolayı. Transistör. At hocam o pili. Hani bunda sakız yok. Evet bunda şunlar var bak şunlar işte sakız. Oğlum o bildiğin tükürükle tutturmuşlar onu oraya ben sana söyleyeyim. Evet bataryamız bu bununla çok uğraşmıyoruz. Şöyle ayırı neden bu tarafa koyuyoruz? Buraya koyalım birader. Lan hiç düşünmedim ha direkt seni tehlikeye attım ha. Tamam ver onu ver şu tarafa doğru Umut'a doğru at. Umut'a doğru at. Şimdi arkadaşlar geldik esas meselemize. Şurada artık rahatız abi. Gerisini ben de yapacağım oğlum. Allah Allah. Ver şu baltayı. Ver. Şuraya bir kır bakayım. Ver kamerayı mı kırayım? Nereye kırayım? Yok. Elinle güzelce ne hizala. Evet şimdi. De gitti bir şeyler koptu. Evet. Gitti telefonu.
Uy. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Hah. Bütün bu içeriğin amacı buydu abi ya. Bak bak bak, şurada kamera varmış gibi gözüküyor değil mi? Sanki. Şu an bayağı kamera var gibi görünüyor. Bayağı adamlar. Helal lan Çinliler. Normalde kamera işlevi gören parça bu arkadaşlar. Diğer ikisi tamamen plastikti, onu gösterdik sizlere. Yalnız bak şurayı bir eğip bükmeye çalışsana, sağlam ha. Bayağı sağlam. Dağlı. Gorilla Glass. Orada olmuyor canım. Gorilla Steel. Oralar alüminyum. O da ön kamera muhtemelen. Az önce. Hayır. Evet, ön kameradır. Oğlum burada yok. Arkada bir tane kamera var. Aa işte az önce gösterdim. Al. Bak boş boş yok. O zaman bu tek gerçek tek kamera. Tek gerçek kamera bu. Evet. Tek gerçeğim sensin kamera. Bakın burada da işlemci var. MediaTek ARM, görüyorsunuz mu? Aa, MediaTek ARM. Baktın mı içinde ne varmış işlemci? Lütfü gittin ana parçayı aldın, bana bunu verdin, evin küçük çocuğu gibi ya. Burada alsam bununla oyna gibi. Ben de buradan hoparlörü buldum. Al onu, arabana bağla. Twitter. Oğlum bak bu çok sert, ben ona şaşırıyorum şu an hala. Evet yani ya, güzel kaliteli. Ayize mi bu mikrofon da Lütfü, sen anlarsın. Değil mi, her gün Ayize'yle uğraşıyorum. O şey hocam, titreşim motoru. Aa. Evet. Burada mı titreşim motoru? Çakmalarda oraya koyuyorlar. Evet, Lütfü şu anda teptik engine'i söküyor. O iş bende. Titreşim motoru senin şu an elinde tuttu. Bakayım, titreşim motoru. Xiaomi mi yazıyordu? Nereden anladım? Wings 103 diye bir parça çıkardık. O neymiş şimdi, ona bakıyoruz. Çin'in başkenti. Abi yemin ederim sen yani nasıl bir... Bu ne abi? MT6580A takılıymış bunda. MediaTek. İşlemcisi o işte. Şarj girişine şeyden sokmak istiyorum. Tornavidayı. O değil, bu telefon nasıl bu kadar küçüldü ya? Bu oğlum çok yani? Sağlam ya. Ha, bayağı sağlam. Bu hat yeri mi? Yok, hat yeri burası hocam. Bak. Ona. Bak bir tane daha Wings çıktı. Bence bunda şifreli bir mesaj var bu telefonda. Yine mi Wings? Wings alt çizgi sub alt çizgi versiyon 1.0. Bu RAM arkadaşlar. Şu parçayı bir gösterelim. Ya şimdi bir şey diyeceğim, RAM diyorum ama hani bu başka bir şeyse yazın yorumda. Ya yani bence bu RAM. Oğlum burada da var MediaTek. Bak bu olmasın işlemci. Ne yapacaksın? Diyelim ki o işlemci. Evet, velev ki o yani, öyle düşünüyorum. O kadar vurdun, o kadar kırdın ha. Evet arkadaşlar, bu videomuzda aynen sizlerle birlikte Çin'den getirdiğimiz iPhone 11'in, ya daha doğrusu çakma replik iPhone 11'in içini açtık, içindeki parçaları size gösterdik. Yılan, görüyor musun? Literatürümüze yeni bir şey katıldı. Wings 103 diye bir hardware parçası öğrenmiş olduk. Kameraların bir tanesinin gerçek, kalan ikisinin çakma olduğunu, orada plastik parçacık takılı olduğunu sizlere göstermiş olduk. Sana çok korkunç bir şey göstereyim mi? Ayna mı abi o? Yorumlarda bu espriye gülelim arkadaşlar. Evet, çok güzel bir espri. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Olma Wings. Nasıl böyle gözlük? Bir şey olmasın. Seni delirtti o Wings. Haberin yok yani. O Wings'leri elli elli. Delirdin yani. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz millet. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Aynen. Ekranda durmakta olan bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Aynen.